Başlıyoruz mu? Nereye başlıyor muyuz? Kapat telefonu başlayalım. Bir dakika bir şeye baktım. Hadi ver gitsin. Zaten başladık videosunu. Ben <laughs> <laughs> böyle başlamaz. Böyle telefonda hiç? Başladık mı Engin? <gülüyor> <gülüyor> ne, yapar, ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Eski dekorumuza döndük bak. Yine. Aynen. Özel bir çalışma Engin Bey'den. Fikri de ondan çıktı da şeyleri ben seçtim. Mana ile sebayosu. Niye sevayos seçtin? Hani Mane, Morpheus olmuş Mane. Seval'le ne alaka, Nioh'da? İşte en son böyle bir performans gösteren... Her şeyi yani... Kimi seçeceksin? Kim? Arsenal bakınca da yetenekli oyuncu kalmadı. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani... En yeteneklisi o. Belki potansiyel sonuçta. Nioh'da bir ha, potansiyel değil. değil. Film ilerledikçe potansiyel ortaya çıktı ya. Aynen. Ne diyorsun Matrix 4'e? Abi çok sevindim ya. Bir de hepsi de kabul etmiş yani. Bence çok iyi. Tabii ki edecekler abi. Öyle bir şey yani. olabilir mi? Ya zaten... Keanu Reeves dışındakilerin kariyeri çok matah bir noktaya gitmedi. Orada Fishburne falan oynuyor işte yan rollerde, iyi filmlerde ama. Yani o da böyle çok şaşalı bir kariyere sahip olmadı sonrasında. Ya ama şeyi anlamadım abi ben. Trinity'de Trinity de var yani Keren da varmış. O da kabul etmiş. Öldü evet, abi. Öldü değil mi? Keanu Reeves, Keren Most, Lana Wachowski. Neyse, Mafya mafya dövüşüne gelsin. Ajan da kardeş. Abi Wachowski'lerin <laughs> kariyer gitmedi yani mükemmel filmler yaptılar Değil mi? şeyde Matrix'te. Ondan sonra yani şey yapımcılık, birkaç tane film yönettiler onlar çok fazla ses getirmedi vesaire. Hepsinin kariyerini tekrar yukarı çıkarmaya... Bu Lost çıkarmaya... çıkanlar dönmeye, dönmeye çalışıyordu ya orada daha mutluymuşuz diye. Ee, evet neymiş? öyle bir şey söyleyebilirsin. <laughs> doğru söylüyorsun haklısın. Bu arada programda özel bir haftadayız aslında iddia oynayanlar açısından e, canlı iddia geliyor artık evet. e, bizim de aslında uzun süredir beklediğimiz bir şeydi çünkü Maç izlerken mantıklı bir şey geliyor e, oynayamıyordun şimdi artık beklenen e, şeyler oynanabilecek futbol ve basketbolla başlanacak diğer sporların Dahil olma durumu var ama öncelikle futbol basketbol olacak e, sen ne diyorsun bence gerçek iddia bu zaten bence ha, Tabii yani iddianın özü o çünkü şöyle bir şey var abi şimdi bir maçın öngörüsünü yapmak çok kolay bir şey değil gerçekten. Yani öngörüsünü yapıyorsun. Evet genellikle oyun de tutabilir. Ama bazen yaptığın öngörüyle alakasız bir şey olabiliyor. Kırmızı sağda. kart oluyor abi. Penaltı oluyor. Ha bir mesela şey aynen e, oyun oyun akışı itibariyle de olabiliyor. Mesela senin savunmada derinde bekleyecek dediğin bir takım baskıyla başlıyor. O baskı sonuç veriyor. O oyun planına devam ediyorlar. Ya da işte oyun planını değiştiriyorlar maçın içerisinde. Beklediğinin dışında. O zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. E, o başka bir şeyi analiz edip ilk 10-15 dakika içerisinde hı hı. E, ona göre oynamak zaten ya hata yapma riskini herhalde azaltan şeydir. Yine şeyler de varmış eski özellikler i̇şte Yine ilk yarı maç sonucu oynayabiliyorsun. Ee, tabii, maç esnasında. Can, aynı zamanda canlı olması da şey anlamına gelmiyor mu? Yani tek maçın yaygınlaşması anlamına geliyor zaten değil mi? E, tabii tabii. Bu hafta da daha canlı iddiaya tam geçilmedi ama güzel bir e, jest olmuş. 10 tane tek maç var. Biz de 5 tanesini seçtik muhabbet edeceğimiz maçları. E, i̇stiyorsan e, Neo ve Morpheus'tan başlayalım. Senin arkada da Firmino var. Bakayım. Doğru ya. Değil mi? Ajan, Ajan Smith mi? Neo nerede abi? bu <gülüyor> nasıl <laughs> montaj ya bu arada? Abi abi, öyle <laughs> bu? Ajans böyle öyle mi? Ajan Smith de Morpheus'u koymuş abi. Abi niye Ajan Smith'i koyuyorsun sen oraya? Abi <laughs> çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> 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 e yani o zaman... çekip Jack'i koymamak gibi bir şey. <laughs> Başka ne olabilir? Sim, Peter Parker's the <laughs> Spider-Man. <laughs> İnanılmaz. Gerçekten. Evet. Ya, ay aslında yani böyle aslında kravat iğnesi falan var şey. Doğru doğru bak düşünmüştüm. Ee, neo değil yani gerçekten alt taraf. Sebayos'u düşününce de Neo'du ne odur herhalde. Gençli çocuğu yılın <laughs> yaptığı Neyse ya bakalım. Neos kim olur bu maçı? Bu arada arkada Firmino var senin arkanda. Benim arkamda kim var? Sebayos var. Yine Sebayos var. Herhalde Sebayos var. Sebayos müdahale etti kardeşim. Ama hakikaten çok ciddi bir çıkış yaptı. Sen ilk programda da konuştuk Sebayos'un çıkışını. Aynen. Ee, bu maçta neler beklersin? Valla bu maç hiç enteresan. Yani ben Liverpool'un da 11'inin çok fazla kestiremiyorum. Çünkü Unai Emery ilk iki maçta enteresan tercihlerde bulundu. İki maçın ikisinde de hem Reece Nelson'ı hem Joe Willock'u hmm. ilk 11'e koydu mesela. İki tane genç oyuncuya iki maçta da güvenmesi ve işte Pepe'yi kenardan getirmesi düzenli bir Villock'ta şekilde. Willock'ta da Seba çok en, yer değiştiriyor. Enteresan, gibi. evet. Yani şey gibi başladılar, Willock böyle Gendouzi'nin yanında başladı. Seba'ya son numara gibiydi ama yani ikisi geri geri çıktılar vesaire. Aslında 4-3 gibi oldu bana göre maç içerisinde. Hmm. Ee, ve ya yani o genç oyuncu o iki gence çok güveniyor gibi e, şey şey Onaemer'i. Nikola Pepe'yi 11 e atacak gibi diye düşünüyorum ben. 11 atarsa santrforlardan birini kesmesi lazım önce abi. Yani hmm. ben Pepe, Aubameyang ve Lacazette'i Liverpool deplasmanında fiyatta aynı 11'i de düşünemiyorum. E, yapacağını da zannetmiyorum Onaemer'in. Ya hmm. e, tabii ki yapabilir. Lacazette çok formda. Belki o zaman Pepe yi yine tutabilir mi gibi mi geliyor? Bana yine Pepe'yi tutması daha mantıklı mi? gözüküyor. Çünkü iki maçı da ee, bir şekilde kazanmayı başardı. Yani böyle uçup kaçtı mı Arsenal? İki maçta da bence uçup kaçmadı. Ama iki maçta da fena değillerdi kabul etmek gerekirse ve ikide ikili başlamak her zaman için iyidir. Liverpool artık hani derbilerde nasıl oynuyor? Ee, Temkinli oynadıklarında nasıl oynuyorlar? Ee, ya da işte oyunu komple ele almak istediklerinde nasıl oynuyorlar? Belli. Ee, burada belirsiz olan dediğim gibi Arsenal. Neler yapacağını çok merak ediyorum ama e, yani Liverpool Beklediğinden biraz daha kolay kazanabilir gibi geliyor bana bu maç için. Olabilir. Ee, yani Arsenal ne kadar fena değilse aslında mesela Liverpool'da beklenenin biraz daha altında bence 2 hafta itibariyle. <laughs> Southampton maçı mesela çok zayıf. İlk yarının net bir şekilde önde olması gereken takımıydı Southampton. Çok iyi oynadılar ama işte... Kalite psikolojik... farkı ya aslında. Işte. E tabii kalite farkı ortaya çıkıyor. Liverpool bu maçta... Southampton'ları katılırsa... da iyi biliyor manin nasıl onları yapabileceğini. Aynen. Arsenal'in orta sahasını biraz zayıf görüp... Acaba Fabinho ve Enderson'dan birinden vazgeçer mi düşüncesi de var benim kafamda. Hı hı. Ee, bunu olumsuzluk ya da olumluluk anlamında söylemiyorum ama biraz daha akıcı olabilir oyun. Ee, oyuna yönelik bir hamle. Evet ediyorsun. çünkü Enderson Fabinho biraz şey yapabiliyor abi. Özellikle sezon başı itibarıyla e, oyundaki akıcılığı biraz engelliyor. Ama ben ee, hiçbir bunu... derbide görmedim ya. Klopp'ta yakın dönemde hiçbir derbide bu riske girmedi abi. Evet. E, ligin ikinci yarısında özellikle genelde hedef maçlarının tamamında e, Henderson'la şeyi beraber kullandı. Fabinho beraber kullandı. Önceki hedef maç 11 şeydi abi. sezonun başında hatta geçtiğimiz sezonlarda Henderson savunma önü Milner ve şeydi. Wijnaldum'du. E, Milner'la Fabinho yer değiştirmiş gibi oldu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında. Tahminin nedir maç için? Şimdi evet yani Liverpool tabii ki yani biri kazanacak diyorsan o o tarafta Liverpool'u tercih etmek mantıklı ama Böyle Liverpool'dansa İki tarafında gol atacağı bir yani yani, skor, bence. skorun yüksek olabileceği bir maç olabilir bence. 2.5 üstü de mantıklı bence. Liverpool-Arsenal evet. maçları çünkü tempolu geçiyor. Bu arada hani çok da böyle aslında biz birazdan maç odaklı gitmek istiyoruz ama o kadar çok tek maç var ki. insanın heveslenmemesi de mümkün değil. Ondan tahmin veriyoruz yani biraz. Aynen. Ben de 2.5 üst diyeceğim maça. istiyorsan buradan... Bir Türkiye'ye Türkiye geçelim. Tamam. İki tane çünkü e, maç var. E, i̇lk programımızda e, Fenerbahçe odaklı konuşmuştuk. Şimdi Başakşehir-Fenerbahçe maçı var. Haftanın belki en önemli maçı diyebiliriz. En yani gözde maçı Türkiye içinde. Bir onu konuşalım. Bu maç için ne diyorsun? Çünkü Başakşehir hem hazırlık döneminde hem şampiyonlar gelemelerinde sıkıntılar yaşadığını gösterdi. Okan Hoca'nın ve Abdullah Hoca'ya göre daha farklı e, varyantları var. Biraz daha Özellikle son bölgede derecede sporda çok daha direkt oynamaya çalışan, daha hızlı oynamaya çalışan bir takımdı ama şimdi senelerdir topu tutarak savunma yapmaya çalışan bir takımda personel değişiklikleri de olmuşken nasıl bir yapı oturtacaksın, takım yaşlanıyor bir yandan, kilit oyuncularının formsuzlukları var. İrfan Can iki maç üstü kırmızı kart gördü. Evet, bu ee, maçta yok. Bu maçta da olmayacak. Mahmut yok. İrfan Hem İrfancan yok hem Mahmut yok yani. Aynen. Ya bu Abdullah Hoca döneminde olsa bile çok büyük bir arıza demekti. Yani hakikaten ben Fenerbahçe'nin ciddi şekilde avantajlı olduğu bir maç görüyorum. Sırf bu cezalar üstünden baksak bile yani ceza sakatlığı üstünden baksak bile. Fenerbahçe'de deplasmanda daha farklı bir şey göstermek zorunda o soru işaretini koyuyorum ama yine de oyun iştahıyla, hırsıyla ve temposuyla biraz Başakşehir'e üstün gelebilir gibi geliyor. Özellikle İrfan Can ve Mahmut yokken sen nasıl bir oyun bekliyorsun. Şu anlamda avantajlı Fenerbahçe. Ligin ilk haftasında da ki konuşmuştuk. Gazişehir gibi çok toplama, çok yeni bir takımla karşı karşıya geldiler. Gazişehir'le ilk hafta oynamak gerçekten büyük avantaj. Onu gördük. En azından o maçta onu gördük. Ve yani... Gazişehir mesela 9. haftada çok ha. pis bir rakip olabilir. Aynen. Tom, 9. 10. haftada böyle olmayacak Gazişehir. Hı -hı. Ben zannetmiyorum. Küme düşeceklerini de zannetmiyorum. E, Şumudika'nın da çok yetersiz bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Bence haksızlık ediliyor biraz. Biraz zaman vermek lazım. E, benzer şeyler Başakşehir için de geçerli. Yani Başakşehir ee, öyle bir toplama takım değil tabii ki ama bir teknik adam değişikliği var. Mahmut'un İrfancan'ın oynamaması var. Onun yerine mesela işte az büyük bir ihtimalle ilk 11'de oynayacak orta sahada. Santrfor alternatifleri bayağı değişti. Aynen. Abi şey Başak... Başak gitti. Evet. Başakşehir'i şey izledim ben. Ee, canlı izledim. Ee, Olimpiyat kurs maçında, ilk yani. saha maçında hiç beğenmedim abi. Ee, açık söylemek gerekirse. Yani çok yetersiz bir oyun ortaya koydular. Çok da normal yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bu arada geçen sene ben Burnley maçını izlemişim. ben de orada hiç beğenmemiştim ama sonuçta sezon ilerledikçe çok daha üstüne koydular biraz evet. tempo. Bizim takımlar zaten hazırlıklarını hep şeye göre yapıyor, lige göre yapıyor yani çok ön odaklı yapmıyorlar. O yüzden bence bu sene şanslıyız yani bir tane daha takım attık mesela Trabzonspor'la içeri öyle gözüküyor. Evet. Ee bizim takımları ön çok çok değerlendirmemek lazım. Yani her takım için geçerli Yok ama yani ben şey gördüm abi. Yani oyun oyunda biraz problem var bir gibi. Yani. Evet yani Okan Burun da sonuçta ne olursa olsun bir topa sahip olma oyunu hedefliyor. Mesela Kırvelli çok atlet bir oyuncu, çok mücadeleci. Yetenek Hı, -hı. Kısıtlı, görebiliyorsun onu. bilmiyorum başarılı da olabilir. Yani kötü bir oyuncu demiyorum. Ama Başakşehir'in topa sahip olma oyununda ben çok konumlandıramadım oyuncuyu. Hmm. Şu anda biraz daha Okan Buruk'un takımını görmemiz gerekiyor. Yani Okan Buruk acaba bir şeyleri değiştirecek mi? Çaykur Rize'de oynattığı oyun, Başakşehir'in geçtiğimiz sezonlarda Abdullah Avcı'yla e oynattığı oyun nasıl bir hibrit yapı ortaya çıkaracak? Yani Fenerbahçe için büyük şans gerçekten. Ama ben Fenerbahçe'nin de yani iç sahadaki o presi, o oyun hakimiyetini göstermek konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hatta yani öyle bir baskıyla başlayamayabilirler maça. Kafanda nasıl bir şey var senaryo var maç için? Vallahi zor. Zor ee, maç. Zor maç. Yani zaten fe... bir sürü de tek maç var aslında, tercih etmek zorunda değil. ya yani bu... <laughs> bu hafta bereket haftası. Abi şey anlıyorsunuz. Şey. Bu senaryoları e, konuşmak da çok kolay değil ilk haftalarda. Tabii tabii yani çok zor. Bunu 6. Fena... hafta konuşsak çok daha net farklı şeyler söyleyebiliriz. Ersun Yanal yani yarım yıldır bu takımın başında ama bambaşka bir takım ve bambaşka bir oyunu yapmaya tabii, çalışıyor tabii. bu sezon itibariyle. Onlar yeni bir takım, Okan Buruk yeni, yeni oyuncular var, ee, takımların kimlikleri oturmadan da yani ilk yarım saatte şu olur, ilk 15 dakikada bu olur, ee, ikinci yarıda şuna döner, onları söylemek çok kolay değil bence. Ee, ben de pas geçiyorum bunu. Ee, Galatasaray-Konya maçına geçelim. Ee, geçen program Galatasaray konuş... Aslında programda da söylemiştik, demek program programı izlemiyorsunuz. Yorumlar falan gelmiş, niye Galatasaray yok falan diye de... O programın konsepti öyle. Ee, i̇çerik seçiyoruz. evet her hafta her takımı konuşmayacağız. Yani öbür haftada Galatasaray seçip belki Fenerbahçe konuşmayacağız. Ee, ya da işte geçen hafta Arsenal konuştuk. Bu hafta konuşmayacağız. Başka Manchester United konuşacağız belki. Biraz o e, daha farklı. Yani, gündemde ne varsa onu konuşacağız. Yani biz de e, takım kayırıyor değiliz, seçiyor değiliz. E, ama e, Galatasaray Konya maçını konuşmak istedim çünkü bayağı enteresan bir eşleşme şu bakımdan. Bence de öyle yani. Konya ya. Spor abi e, transfer döneminde en sakin geçiren takımlardan biri. Hatta e, yani Bayiç almak dışında 11'e neredeyse hamle yapmadı. Bayiç benim çok beğendiğim bir santrfor ama diğer taraftan baktığımda e, yani takımın en yaratıcı oyuncusu neredeyse Ömer Ali Şahiner olduğu e, bir noktaya e, evrildi Konyaspor. Spor. E, oynama alışkanlığı çok kıymetli bir şey. Ya bunun üstüne koyarak devam etmek mantıklı ama bir noktada da abi hiç mi yani yetenekli hiçbir adam kalmaz mı ya bir takımda? Fofana falan da gitti. Yani sıkıştığı zaman hoca e, Fofana yatı, Fofana'nın bireysel e, pat, e, patlayıcı gücünden, dribbling becerisinden hani fark bireysel üretim bir, üretkenliğinden faydalanıyordu. İşte Fofana da gitti. Yani aşağı ya, düz takım falan diyorduk geçen sene. Bu dümdüz yani böyle evet. bir şey. Sonsuza kadar düz gidecek bir takım şeyi veriyor. Ha Galatasaray zorlayabilirler mi? Ben zorlayabileceklerini düşünüyorum. Oğlum. Çünkü Galatasaray'da henüz bazı şeyler oturmadı. Ya daha oturaklı bir Galatasaray net şekilde kazanır derdim. Yine kazanma ihtimali hala çok yüksek çünkü arenada Galatasaray'ın hakikaten çok zor yani orada bir şey e, tempo yakaladıktan sonra 10-15 dakika top oynasın Galatasaray içeride kazanıyor. Onu yine kenara koyacağım e, golün geleceği dakika falan da çok önemli ama 0-0 e, gittiği sürece Konya e, her takıma arıza çıkarır abi. Ama yine de ya hani bu kadar da yani Ameliyatta duyguları alınmış bir takım gibi. Ya bir fofa bari fofana kalsaydı bilmiyorum. Yani niye Malatya izin verdiler bilmiyorum. Kesinlikle abi. Aykut Kocaman bu sezon çok tartışılır. Çok tartışılacak. Hmm. Konyaspor böyle ligin başında eğer sıkıntı yaşarsa üst üste ee, puan kayıpları yaşarlarsa ya Aykut Kocaman küme düşer diyemem. Ama böyle sıkıntı yaşayabilecek. 13. falan bitirirse şaşırmıyorum. Yani sıkıntı yaşayabilecek. Mi? Oralarda böyle dolanabilecek bir takım görüntüsü var. Ama işte Aykut Kocaman da böyle takımlardan zaten şey verim alma uzmanı. O yüzden e, yani yine böyle saçma sapan bir yere de taşıyabilir bu takımı. Bence Galatasaray için mükemmel bir test. Şimdi derinde savunmayı en iyi yapan takıma karşı e, bu yeni seti daha iyi oynama kabiliyeti olan Galatasaray'ın mağlubiyet sonrasındaki ilk sahil maçı. Bu çok vaatkar bir maç bence. Bakalım neler olacak ama karşılıklı gol yok diyeyim bu maça. <laughs> Çünkü yani Konya'nın istediği gibi olursa da öyle olur. Galatasaray gol atarsa da bence öyle olur. Çok zor yani. 1-0 Galatasaray'a geçtikten sonra Konya'nın gol atacağını düşünmüyorum. Yani oynarsam ki ben bu maçı oynayacağım gibi gözüküyor. Tek maç ben karşılıklı gol yok derim. O da yani olabilir tabii ama tehlikeli ne olsa olsun. 0-0 işte devam ettikçe de tutuyor yani çünkü. Bir duran top golü e, tacı çıkartıyor orada da. Konya atarsa diyorsun. E, tabii bir duran top golü. Yani ben şey... Galatasaray bir şekilde e, ilk iki maçında riske girmedi düz bir. Evet, yani bana <laughs> öyle geliyor. Daha rahat, daha ter şey, e, risksiz bir tercih. Şimdi e, iki tane maçımız var. Bir Bundesliga'dan bir Serie A'dan. E, aslında Schalke Bayern e, bayağı enteresan maç aslında yüksek profili bir maç Bundesliga için. E, ama Ozan Kabak e, oynamayacak gibi gözüküyor. Evet. Şüpheli daha doğrusu hani, Geçmedi galiba sakatlık. E, aynen. E, Ozan yok gibi. Ozan'ın yerine de Stamboli e oynuyor. E, yani İstanbul bence çok e, ideal bir stoper değil zaten şarkı seviyesi için. Abi zaten stoper değil adam. Yani sağ bek kökenli bir oyuncu. Yok Hatta orta saha orijinli diyebiliyorum ben. Defansif orta saha oynuyor. Defansif orta saha olarak ee, şey çıkmıştı Fransa'da. Şey, Markus Weinzer zamanında o şeyden girdi abi savunma rotasyonla. Savunma bir türlü istediği gibi olmadı. Savunmadan geriden pasta çıkamıyordu. Sabek de oynatıldı ama ya. Benim aklıma kalma maçları var çok ya. Çok hatırlamıyorum. Paris Saint-Germain'de bir iki maç hatırlıyorum. Olabilir olabilir. O yani çok bir şey diyemem. Yani savunma Ama orijinal orta saha yani oyuncunun. Yani Nastas için yanına hemen o zaman girebilir gibime geliyor. Şolursa. Şey var ee, yedek kulübesinde bayağı da aslında o da çok Fena... beklentiyle gelmişti Fransa'da. Aynen. Fena bir oyuncu değildir. O yüzden e, bence de çok avantajlı. Yani bak soper rotası olarak gidebileceği en iyi kulübe gitti. O o ee, profil tarif olan profiller. Milan'da talip olmuştu çünkü. Evet birkaç kulüp daha vardı. bence oynayacak ama bence de e... ama şanssızlık yani sakat başlaması iyi olmadı sezonu. Aslında şey bir şey söyleyeceğim. Ya yani bakıyorum şimdi Şalken'in hani kadrosuna bak. Şöyle bir hayal edince orada da mesela çok ciddi bir yaratıcılık problemi yani var. Şimdi orta sağ, bekler, e, ön taraf ya e, en yaratıcı oyuncu Kaleciore olan bir takım. Yani benim <laughs> Doğru o, ya. yani o da aslında sevilecekti. Ben yani Mainz döneminden beri aslında sevdiğim bir oyuncu ama o da yine biraz Konya Spor Antır gibi oldu ama aslında benzeşiyorlar da bir noktada. Ön tarafta çözüm getirecek bazı oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Belli bir şeyler hedefliyorsanız. Doğru söylüyorsunuz Zaten geçtiğimiz sezonda işte Dominika Tedesco ile üretkenlik konusunda çok sıkıntı yaşayan bir takım olduğu için biraz da Tedesco takımdan ayrıldı. Çok savunma oynatıyordu Tedesco'da. Muhtemelen de takımla alakalıydı öyle oynatmasını dedi yani. Aynen aynen. Böyle Yani aslında fena oyuncuları yok ama dediğin gibi çok üst düzey oyuncuları da yok. Ee, hocaları çok iyi, yeni hocaları. David Wagner. Huddersfield'dan geldi biliyorsun. Huddersfield'i bırakmıştı geçtiğimiz sezonun Klub altında. Klubun sağdıcı. Aynen. Ee, çok yetenekli ve aslında inovatif bir teknik adamdır. Hı -hı. Bu Premier'le geçtiği getiren hocalardan biri. Bence ilk örnek. Savunma önüne pas takımlarını yani Fernandinho'ya, Jorginho'ya adam markajını, center hmm. for adam markajını getiren teknik adam olabilir. Getirdi. Guardiola'ya yenildiği iki maçta da çok zorladı. Guardiola işte böyle derinde bekleyip üçlü savunma yapan ve şeyimize savunma önümüze baskı yapan takımlara, markaj yapan takımlara karşı zorlanıyoruz açıklamasını yaptı geçmiş sezonun başında. Belki de Rodri transferinin önünü açmıştı. Ya, tabii tabii yani o da şeylerden biri aynen. Ee, dolayısıyla... iyice mükemmelleştirdi yani. Aynen onu Premier League'e getiren hoca bile olabilir. Yani şey böyle kafasında yenilikçi fikirler hmm. olan, ee, bir teknik adam. O yüzden işlere yoluna koyacaktır diye tahmin ediyorum ben. Ama bir profil problemleri var. Mesela Gladbach maçına da baktım. E, i̇yi oynamamışlar. Aslında bakarsan Bayern Münih de çok e, geç yani gittikçe aslında düşen bir eğilimi var. E, geçen yıl evet. ucucuna şampiyon oldu ama ya Bayern Münih standartlarına bayağı kötü sezon bence. E, bu sezonda öyle geçen senenin çok üstünde bir şey beklemenin çok bir manası yok. Lewandowski acayip yine formda gözüküyor ama Lewandowski'ye dayanarak giden bir Bayern minik görüntüsü var. Şimdi Coutinho'yu kiraladılar ama henüz kadroya gireceğini düşünmüyorum bu maçta. Daha henüz öyle bir şey yok gibi. Nasıl bir beklentim var? Ben çok gollü bir maç beklemiyorum açıkçası. E, Niko Kovac da zaten Bayern Münih'te. Niko Kovac zaten bir savunma hocası. Biliyorsun Frankfurt'ta yani, yani gol yemeyen gol atamayan takımlarla e, adını da duyurmuştu Hı -hı. ve iyi işler çıkarmıştı. Niko Kovac'ın öyle tercihleri var. O yüzden e, işte Şalke deplasmanı vesaire olması ilk maçta puan kaybına rağmen biraz daha böyle Temkinli olmasına neden olabilir. Bir de Robben'li, Robben'siz, Ribery'siz ilk sezon. Ne olursa olsun yani. Ee, sonuçta sakatlıkları vesaire yaşları sebebiyle illa 34 maçın 34'ünü oynayan oyuncular değiller tabii de bunlar. Tabii. Ama öyle böyle. iki tane ikisini aynı anda kaybettin. Ee, bakalım bu geçiş süreci de nasıl olacak. Düşük tempo ya, ve de az pozisyon mantıklı orada. Ben de öyle düşünüyorum. Son maçı Udinese-Milan seçelim dedim. Ee, senin de sevdiğin bir hoca Gianpaolo. Ee, Bence ben Milan... yerinde beni... seviyorum ben ama. Evet. <laughs> Öyle üçlü sevmiyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Milan e, hakikaten ben bence hani Avrupa'nın belli bir kalibrenin üstündeki takımlar arasında en kötü yönetilen kulüplerden biri. Tercih bakımın hanım. Öyleydi diyelim. Öyle ha ona geleceğim. Dur oğlum ya bir ha, şey tamam. ya. Bak, mesela 3 3 4 tane hamlesi birbirine hiçbir şekilde eklemlenmiyor. Yani bunu yaptıysan bunu niye yaptın? Niye hangi der ona? Hani oyuncu profiliysen geçtiğimiz sezonlarda ha, bahsediyorum. Tamam, tamam. Hani oyuncu aldığın oyuncunun diğerini tamamlaması diye bir şey var ya sonuçta. Hı -hı. Hızlı mı oynuyorsun, kontrol mı oynuyorsun, pas oyunu mu oynuyorsun? Ee, ne bileyim yani nasıl fark yaratacaksın? İşte a işte Piyon iyi alalım hani o tamam ama lan bu da mı iyi bunu da alalım. Falan. Hani bir biraz e, kontrolü kaybetmiş bir Türk takımı izlenimi veriyordu bana. Ee, ama bu sefer ilk düğmeyi iyi doğru iliklediler. Çünkü her şey bence teknik adamdan başlar. Gianpaolo e, farklı bir hava getirebilecek bir hoca ama yetmez bence. Yani tabii yani hani yani. hala baktığında çok böyle hani fark yaratacak bir durum yok. Ben Aseri aldılar defansif orta sahaya. İşte zaten e, yine kesi bence hala değerli bir oyuncu. Hı hı. Hakan Çalhanoğlu forvet arkası e, normalde geçen sene biraz 4-3'ün solunda gibi e, görev yapıyordu. Şimdi ee, Gianpaolo biraz da 4-3-1-2 zaten daha çok oynattığı bir sistem. Hakan'a yarayabilir ama Milan'a yarar mı çok emin değilim. Yani, şu torbi forvet arkası. Yani Hakan'ın biraz daha fazla skor yapabilme ihtimal olabilir diye düşünüyorum ama zor ama orada oynaması. Abi e, bir yandan da bakıyorum şimdi Suso var. Bence şey olacak. Suso numaranın sahibi olacak orada ana planda. Hakan kulübeye mi diyorsun? Hakan ye sol oynar yani ile beraber ya iç oynar ya yedi kulübesinde kalır bana kalırsa. Hı hı. E, çünkü Pjontekin yanındaki oyuncuda büyük ihtimalle Rafael Leao olacak. Çok tanıdığım bir oyuncu değil benim ama çok yetenekli diyorlar. E, baktığın zaman çok iyi üçlü. Arkada Kes'i, Benaser yanına doğru bir oyuncu bulabilirlerse çok tatlı bir takım olabilir abi Milan. Yani Jean Paul gerçekten gerçekten uzman bir teknik adam. Yani biraz geç kalmış ama buna rağmen de hala da e, genç diyebileceğim bir teknik adam. O yüzden bulduğu fırsat çok değerli bence. Aldığı kadroların daha üzerinde potansiyel çıkartıyor o kadrodan, daha hı hı. fazla şey alıyor. Kadronun üzerinde e, verim alıyor. Milan'da da öyle olacak ama rakipleri de çok iyi hoca böyle sıkıntı var. Bak Milan bu sezon İtalya Serie A'nın en büyük e, cezbedici taraflarından biri bu. Zaten bugün de Michael Cox yazı yazmış hı hı. Atleti'ye, e, son yılların en iyi Serie A'sı diyor. Abi şey Antonio Conte, Inter, Maurizio Sarri, Juventus, Ancelotti, Napoli, e, Roma Fonseca'yı aldı bence mükemmel bir teknik adam. Atalanta'nın başında Gian Piero Gasperini var. Lazio. Lazio'nun başında Inzaghi var. Yani bütün takımların başında çok iyi hocalar var. Çok iyi teknik adamlar var. İşte o yüzden şimdi farkı yaratacak. Ama rakipleri de farkı yaratacak. Yani. O yüzden e, Milan'ın yine kadro olarak defekleri olması onları uzun vadede etkileyebilir. Ama ben ilk e, dört mücadelesi yapabilecek bir takım olacağını düşünüyorum. Bir iki hamle daha. Özellikle orta sahaya bir tane farklı tipte bir oyuncu eklemlemek bence daha doğru olabilir. Bir de ben Benasser'den emin değilim o kadar ya. Benasser çok iyi abi. Öyle mi diyorsun? Bak bu 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 Milan'ın diyelim benim abi şu Milan'ın en alt sınıf oyuncusu olma adayı yani mesela Susu'yu falan geride bırakabilir bu sezon sonrasında. Sonuç olarak çok heyecan veriyor bana Milan. Bu maçta çok heyecan veriyor ve kötü bir maçla başlıyorlar bence. Ee, Udinese deplasmanı. He, onu diyecektim. Tudor da Igor Tudor. <laughs> Tudor'a gelin. E, i, bu Udinese pek transfer yapmadı ama Paul'u Paul, Paul, Paul tuttu abi. Bence en evet. kritik oyuncusunu tuttu abi. Aynen. Rodrigo Paul çok, bir, çok iyi bir oyuncu abi. Yani şaşırtıcı bir şey. Ben ayrılır diye düşünüyordum. Ee, yani mutlaka teklifler de almıştır ama. Kesin o, almıştır. Yani bu kadar el, elit bir oyuncu bir sene daha tutunmaları kendileri On, için. Onu abi şey hazırlıyor olabilirler. Ee, Pozdo'lar. Watford'a hazırlıyor olabilirler. Hmm. Watford'a gö gönderip oradan işte daha yukarıya bir transfer. Kafalarında öyle bir şey olabilir. Çünkü hmm. ben mutlaka işte İtalya'nın büyük beşlisinden, altılısından teklif almıştır diye düşünüyorum. Çok az sınıf bir oyuncu. Yani o en çok üzerinde bir oyuncu bana kalırsa. Çok iyi bir oyuncu ve çok iyi oyuncuları da var zaten. Yani işte e, oradaki Fofana müthiş bir oyuncu. Hı, hı. İşte Çek, e, Barak var. Çok iyi bir oyuncu. Şeyi transfer ettiler biliyor musun? Trostekom. He? Şeyi mi diyorsun? Bursa Spor, eski Bursa'lı. Yok yok yok. Yeni e transfer. Hı. Son hı. günlerde 2-3 gün önce bitti transfer. Kensema. Hadi ya abi. Aynen abi. Şey. Öster Şunsla. Evet abi. Öster Şunsla sıkıntı yarattı. Abi Tudor Premier Lig'e gitmedi bazen. Yani, abi. Şeydi, Watford Watford de de işte. Aynen şeyde oynadı. değil işte. Watford'da oynadı oraya. Aynen oradan ben. yani işte Watford Udinese arasında aman, geçiş. Aman aman çok iyi anılar yok kendisi. <laughs> çok iyi oyuncu. Graham Potter'ın Premier Lig'e. Ya her Tudor'a sıkıntı çıkardı. Tudor muhtemelen şey yapmıştır yani. İstemiştir Yazmıştır oyuncu. onu. <laughs> aynen öyle. Daha doğru aslında çok iyi. Çok iyi bir muhabbet. 3-5-2'nin kenarını oynatacak büyük ihtimalle Eski onu. Eski Bursalı Ekong'da oynuyor. Sopardır. Ha evet, Samir var. Yani Baktığın zaman iyi kadro şey Udinese. Zor da bir deplasmandır. Yeni bir takım olarak Milan'ın öyle bir deplasmanda başlaması çok iyi değil kağıt üzerinde. Ben yine de kazanacaklarını düşünüyorum ama. Ben de kazanacaklarını düşünüyorum ama zorlanacaklarını düşünüyorum. Evet zorlanabilirler. Ona göre dikkat etmekte fayda var. Bir programın sonuna geldik. Neyse izleyicilerimiz de yeni formatı da gördü. Hafta başı olayları konuşacağız. Ee, hafta sonuna doğru da ikinci programda, bu programda maçları konuşacağız. Ee, böyle kafanıza takılan işte şu olayı konuşun, bunu konuşun falan dediğiniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, maçları da değerlendireceğiz bundan böyle. Teşekkür ederim Emre'ciğim. Ben niye evet. bu moderatör gibi oldum ya? Bir dakika programı sen hastanede... Tamam hastan ya, yani. o zaman öyle, <laughs> öyle yapıyoruz ya. Şuna bir dakika abone olun ya. Değil mi? Bayağıdır yapmıyoruz. Abone olun arkadaşlar 40 binde kalmışız böyle bir iki ay. Bayağıdır yapmıyoruz. Diye. 3 aydır zaten program yapıyoruz. <laughs> <laughs> ne <Yani gülüyor> <olsun. gülüyor> nasıl skandal bir şey Olsun bu. bilmem ben. Ee, geri döndük biz burada. Ee, pazartesi de çok önemli bir sürprizimiz olacak. Gerçi ne sürpriz açıkladık Neymiş ya. Kaan o? Kural olacak abi. Önümüzdeki hafta en az bir program. Dur abi o Kaan Kural diyorsun da yani diğer yanındakini de söyle. Tabii ya. en az Kaan Kural kadar önemli. Orkun Çolak oldu. Transferlerimizle şov yaptık. Rezalet ya. Milan'dan, Neyse. Milan'dan daha iyi bir transfer dönemi geçirdik. Bir de yakın bence. arkadaşı var ya yani. Ya yani ne ilgisi var? Kaan, New York'un önüne atıyorsun beni kardeşim. Kaan Kural hype'ına şey yaptı. Kapıldı şu anda. Bu da Kaan, Kaan Kural kardeşim. Kaan Kural buradayım. trenini bilmiş şu anda. Kaan duruşu. Kural R. Şey var ya trademark. var. <laughs> İşaret. <laughs> <laughs> İki tane deve dişi gibi transfer ben bilmem. Tebrikler. Biz burada güzel bir zaten bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince <laughs> ama basketbolda da artık iddialı bir kanal burası. O yüzden Aynen. abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.